gebelik diyabetiniz var. Fakat gebelik diyabeti tam olarak nedir? Hamileyken aldığınız bir tür geçici şeker hastalığıdır. Bazen vücudunuz hamileyken insüline iyi yanıt vermez. Kan şekeri seviyenizi düzenleyen hormon budur. Bu, kan şekerinizin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Gebelik diyabet, gerçek diyabet değildir. Geçici olsa da tedavi görmezseniz size ve bebeğinize zarar verebilir. Bebeğiniz normalden daha büyük olacak ve doğduğunda kan şekeri seviyeleri çok düşük olabilir. Hamileliğiniz sırasında aşağıdakilere sahip olma riskiniz daha yüksektir. Yüksek tansiyon, bir idrar yolu enfeksiyonu, sezaryen. Çocuğunuzun doğumundan sonra tip 2 diyabet olma olasılığınızı daha yüksektir. Şunlardan emin olun ki, hamileliğinizin sorunsuz geçmesini isterseniz, bebeğinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız, tedaviye hemen başlamalısınız. Hamileliğiniz sırasında yapmanız gerekenler nelerdir? Her yemekten önce ve her yemekten 1,5 saat sonra kan şekerinizi ölçün. Sağlıklı, çeşitli ve dengeli beslenin. Yeterli egzersiz yapın. Yeterli uyku alın. Doktor randevularına gidin. İnsüline ihtiyacınız mı var? Bazen ama her zaman değil. Doktorunuz bunu sizinle görüşecektir. Hamilelikten sonra ne yapmanız gereklidir? Doğumdan 3 ay sonra mutlaka randevunuza gitmelisiniz. Doktorunuz daha sonra hala diyabetiniz olup olmadığını kontrol edecektir. Sağlıklı beslenmenize devam edin ve yeterince egzersiz yaptığınızdan emin olun. Tatlı gebelik projesi size yardımcı olabilir. Tatlı gebelik nedir? Diabetes Liga'nın Diyabet Ligi yürüttüğü bir projedir. Yılda bir kez kontrol randevusu yaptırmanız için size hatırlatma mesajı gönderilecektir. Doktorunuz kan şekeri seviyenizi kontrol edecektir. Size sağlıklı yaşam için ipuçları verecekler. Nasıl katılabilirsiniz? Sağlık uzmanınız size daha fazla bilgi verecek ve kaydolmanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi ister misiniz? www.zutzwanger.be sitesini ziyaret edin.